bir atom yapacağız efendim. Çikolata çok çabuk doyar diyecektim. Birazcık malzemesi yoğun bir şekilde gözükse de böyle bunu minik parçalara böleceğimiz için çok uzun süre gidecek aslında. Lezzetli bir atom tarifi geliyor efendim. Büyük küçük demeden herkesin yiyebileceği. Bir su bardağı fındık, bir su bardağı ceviz, bir su bardağı kuru üzüm, 5-6 adet kuru kayısı, 5-6 adet kuru incir, bir çay bardağı kuru dut, karamel yapacağız efendim. Bir su bardağı şeker, bir yemek kaşığı tereyağı, 100 mililitrelik kremadan ve bir çimdik tuz koyacağız, lezzeti açığa çıkaracağız. Çikolatası için ise 100 gram sütlü çikolata, 100 gram da bitter çikolata kullanacağız. Sütlü çikolatayla üzerine desen vereceğiz. Bitter çikolatayı pardon üstüne desen vereceğiz. Sütlü çikolatayı da karamelimizin içinde kullanacağız. Evet. Nermin patlamak üzere. Evet. Yusuf Güney'e şey yapacağız, yağlama yapacağız. İstedim. Yavrum baksana. Avrupa'yı toplu taşıma araçlarıyla gezen ilk insan olan... neydi, Gemelli Kariye 1963 yılında İzmir'e uğrar. Oradaki misafirliği çok beğenir ve yanındaki sıcak çikolatadan Türklere hediye edermiş. Bak yabancıların ne kadar var. Yine de şey insanlar, nazik insanlar. Çikolata Anadolu insanı tarafından çok sevilir ve kısa sürede saray mutfağına girermiş. Osmanlı davetlerini dağılana kadar çikolata padişahlarının yabancı konuklarına sunduğu özel bir içecek olarak kalırmış aslında. Yani çikolata ilk etapta böyle bütün halinde değilmiş. Çikolata hani sıcak çikolata falan yapılıyor ya, o şekilde özel konukları geldiğinde Osmanlı mutfağına, saray mutfağına padişahlar konuklarına sıcak çikolata şeklinde ikram edermiş. Wow. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım diye değil mi? Vallahi muhabbeti sevdim. Efendim ben de bir kesme tahtası alayım. Ya da ne kesin, karamelliyle başlayayım. Evet. Şimdi efendim karamel yaparken birazcık hassas ve dikkatli davranmamız gerekiyor. Malum biliyorsunuz ki burada tavanın ısısı çok önemli. Biraz tavamızı ısıtacağız. Hı hı. Şekerimizi şöyle dökeceğiz. Hiç karıştırmadan kendi kendine erimesini sağlayacağız. Birazcık canlı yayında yaptığım tarifler aslında yürek isteyen tarifler. Şimdi söyleyeyim, dolmayabilir, elimde kalabilir ama sizin samimiyetinize ve güvencenize o kadar çok inanıyorum ki o yüzden rahatlıkla çalışabiliyorum yani. Çünkü olmazsa ertesi güne bırakabiliyorum. Bu da aramızdaki o güzel enerjiden kaynaklanıyor. Şimdi şekerimiz güzelce erirken... Kayısıları rica edeyim İnermi'cim ben senden. Olur, ben de bu fındıkları biraz ufalayayım istiyorsan. İstiyor bir kesme musun? Tahtasıyla aynen. Tamam, nasıl istersen. Biraz onları ufalayayım. Boş durmayayım, boş duranı Allah sevmez demişler. Ben bir şey kullanır mısın diye düşünerek hiç şey yapmadım kullanırım sana. Kullanırım ben Serpil. Aa, bugün iki liran bir çekirdek olmuş olabilirim yani. Evet. Her zamanki gibi. Yani ama bir beyazlar da bir ayrı şey olmuş. Hoş. Beyaz giyime söz olur çalacak Hüseyin hocam bana. Evet şöyle efendim fındıkları birazcık ufaltmak istiyorum. Aslında bütün şeklinde de koyabilirsiniz ama ortadan ikiye böyle bir tık ufaldığında bu fındıklar her yere eşit bir şekilde daha çok gider. Değil mi? Bunu şeylerin içine koyarsak da bu çikolata da bayram çikolatası gibi de olabilir. Evet evet, aslında bunları özel çok güzel kek kalıpları var. Böyle fişekler kalpli. Var şey yuvarlaklar tabii, tabii, falan değil onların mi? Onların içerisinde de yapabilirler. Böyle porsiyonluk şeklinde de gelen izleyicilerin, misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Benim aklımda hep izleyicilerim. Hep aklımda takipçilerim yani. O zaman yapıp dolaba atarsak uzun sürede saklarız biz bunu. Beyaz TV'ye gelin biz size veririz Serpil'le. Olur mu Serpil? Olur tabii ki. İzleyiciler her zaman başımızın tacı. Evet. Beyaz TV'ye Nermin Öztürk'e geldim diyorsunuz. Hemen size alıyorum efendim. Evet. Gördüğünüz üzere Serpil ne yaptı burada? Kayısılarımı doğradı, içerisine incirlerimi doğradık. Ne kadar çok lezzetlendirirsek bu karışım o kadar güzel hale gelecek. Gördüğünüz üzere burada bademim ve birazcık da dutum var. Onları da ekliyorum. Evde ne varsa. Elinizde ne varsa. Yapalım koyalım, kahvenin yanında tüketebilir miyim? Aynen bunu öyle. Bakın fındıklarımı çok iri doğramadım. Birazcık... Böyle parçalar haline böldüm. Çikolataları atayım mı? Şeyimiz olur. Hazır, ben varımız. Aynen, onları da atalım. Şöyle cevizimi de birazcık parçalamak istiyorum. Burada şey var, dolmalık üzüm diye adlandırdığımız üzümümüz var. Bu çok güzel bir üzümdür. Dolmalarda bolca kullanılır ve bu tarz çikolataların içerisinde inanılmaz güzel bir renk
verir aslında. Onu da bir su bardağı kadar kullanıp aslında bir tık daha besin değerini arttırıp vitaminli hale getiriyorum yaramaz olan çikolatayı. Kan şekerimizi dengeleyecek hale getiriyoruz. Şu an mesela bu böyle oldu ya. Şimdi bu şekilde olduğunda ocağın üstünde bırakırsanız bu acımaya başlar ve yanmaya başlar. Biz bunu istemiyoruz değil mi Serpil Hanımcığım? Hemen o yüzden hemen kenara kıstım. Aldık. Serpil. Bu oturmuyor. Evet, tereyağımı bu aşamada koyuyorum bakın. Ama nasıl koyuyorum? Ocağın üstünden aldım. Kremam acımasın ki çikolatam da acı olmasın. Burada karamel sos yaparken istediğiniz herhangi bir tatlıda bile bunu yapabilirsiniz biliyorsunuz. Ve bu tatlı için şekeri yakmamanız gerekiyor. Lezzetli bir karamel, şekeri yanmayan karameldir açıkçası. Şimdi bir çimdik tuzumu atıyorum ki lezzeti birazcık açığa çıkarmak istiyorum burada. Tuz içerisinde fark edilmeyecek. Sadece lezzetimizi açığa çıkarmamıza yarayacak. Şöyle karıştırdım ve ocağımın üzerine geri gelebilirim. Bu esnada tereyağı eridikten sonra benim kremam var. Krema ile birazcık sertleştireceğim karamelimi. Sakın panik olmayın. Hiçbir sıkıntı yok. Birazdan yumuşayacak. Şöyle güzelce kremamı sıyırıyorum. Evet. Şöyle eriyene dek karıştıracağım. Üstüne mi geldi? Beyaz giyime. Gelmemiş, gelmemiş. Yüksel. Bu güzel sesimle Yusuf Güney gelmeden sana beyaz giyime şarkısını söyleyeceğim. Üzerine atacak mısın tekrar? Allah razı olsun değil mi? Müzikten soğutmamı. Sağ ol. Senden Allah razı olsun. Mis gibi doldu bak. Ben kötü müyüm? Terbiye edecek sesimi. Konuştuk değil mi Serpil? Müzik dünyasının diyor en iyi solistleriyle çalıştım diyor. Lütfen diyor benim diyor bu kariyerimi diyor bitirme diyor Serpil. Boş ver kardeş biz işimizi yapalım gel. Gel 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 boş ver. Ne uğraşacağım? Değil mi? Ha. Sana vermeyeceğim atom. Sen otur orada rejiden beni. O şimdi reklam izle. Arasında gelir. Hemen böyle tıp 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 birkaç ay, tane. Ay bu çok yer. Güzel oldu Serpil bakar mısın? Ekmeğe sürülmelik çikolata oldu valla. Of of of. Nermin Nefes Mutfağı'nın ilk tarifi efendim. Bakın alışılmışın dışına çıkıyoruz artık. Sürekli aynı şeyleri yaparsak sizin de hoşunuza gitmiyor. Birazcık kendimizi böyle değiştirmek istiyoruz. Ve bu yüzden böyle pratik tarifler buluyoruz. Dolapta koyduğumuz bir kalıbımız var. Şunu... Koyalım oraya. Şöyle yapayım. Çok özür. Bir karıştıralım. Mis gibi. Bunu burada bir harmanlayacaksınız. Bu atomun ana malzemesi içindeki kuru yemişleri kıymetlilerim. Böyle güzelce harmanladık. Bunu kapatayım ne dersin? Evet onunla kapatalım. Oh mis. Şimdi bunu özellikle zemine koymanız gerekiyor ki dolaptan çıkardığınızda rahat edelim. Önce şey dökeceğim karamelimi. Bu karamel bakın krema ile elin yanar ama. Şöyle yapayım ki rahat. Şöyle üzerine gelecek ve alttaki zemini tutacak aslında. Böyle şey çikolatalar var ya. Feci böyle içinde böyle ısırırsın. Ay ismini söyleyesim geldi. Reklam söyleyemiyorum. Bize sponsor olursa söyleriz. Onu böyle şey yaparsınız Serpil hatırlıyor musun? Çok karıştırmayacağız. Aha, böyle içine girecek üstüne de çikolata dökeceğim. Tutacak sadece aşkım. Evet tutunsunlar bakalım. Şöyle tutunacak yani aman. Üstüne dökmüş olacağız. Isırdığınızda böyle şimdi anlat. Nasıl söyleyesim geldi o çikolata ismini anlatamam size. Karamelli çikolata. Evet böyle ısırıyorsunuz ya uzuyor böyle kopmuyor falan onun tarzında böyle. Yeterince açıklama yaptım. Muhteşem bir güzellik olacak. Zaten karamelin çok çabuk donma özelliği var. Şu an görüyorsunuz ki karamel dondu. Donan karamelin üstüne de hem bitter hem de sütlü çikolata karışımı yapmıştık. Onu gezdireceğiz ve zeminde bir yapı oluşturacağız. Katlı buharlanmış bir yapı. Onu hiçbir şekilde karıştırmayacağız zaten. Geldim. Alayım hemen onu da. Onu ben alayım sen böyle bununla. Tamam teşekkür ederim. Şimdi çikolatayı şöyle rahat gezdirelim ki her yerine tutunabilsinler. Birazcık az olmuş Serpil'im. Ya. Bir tık daha fazla olabilirmiş. Bitti mi çikolata?
Aman aman aman. Yandım tabii değil mi? Yandım yandım yandım. Olsun. Olsun. İzleyicilerim için yanmaya da razı. Ben biraz da mantıklıyım şurada. Gel. Dur dur dur. Sen bir nefes al. Dur dur dur. Şöyle bırak bırak elini yana. Böyle sıyırt dök. Efendim var ya. Yani bir şey söyleyeyim mi? Şöyle ittireyim kit kit spatulanı. Aman tut, aman tut, tut, aman tut. Aman aman aman. Bir aman yakışır buna Serpil. Diye girdin mevzuya gel. Artık bir şey söyleyeyim mi? Kadınlar hafta sonu beni etiketlemiş. Ne güldüm. Bu aman da diyor nereden dolandı dilime diyor. Kesin diyor Nermin Öztürk'ten geldi diyor. Kurban olurum. Olsun hayatı böyle renklendirelim aman, biraz. Biliyor musun ben de doğru. Enerjimizle ekranda. Öbür taraf daha güzel olur senden onu. Bence iyi ya. Ha? Çok iyi oldu Serpil. İyi ne demek? Çok ya iyi oldu. Şey, yani bence çikolatası da yetti. Yetti yetti. Daha uğraşmayayım. Seni eritmeyeyim daha sana. Yok yakalım aslında. Yükseli de şeye sokmayayım masrafa şimdi tabii. Maaşımızı verecek hocam. Çikolata masrafı yapmayalım. Yapma yapma. Yapma yapma. Evet. Şimdi bunu dolaba kaldıracağız. Yaklaşık bir saat içerisinde tam istediğimiz kıvama geliyor. 1,5-2 saat kalırsa daha da rahat dilimleniyor. Serpil Hanımcığım hemen gönderelim. Diğer tarifimize devam edeceğiz. Ama gönderdim gidiyor Nermin. Ya arkadaşım niye benimle uğraşıyorsun? Getir getir kızım çocuğum susadı. Suyumu alabilir miyim? Suyunu alabiliriz. Ver bakalım. Biz kamera arkasında çok gülüyoruz. Afiyet bal olsun. Böyle. Neler yaptık efendim? Çok güzel en başta zeytinyağlı bir patlıcan yaptık. Közlenmiş patlıcan. Hemen akabinde karnabaharlı harika soslu bir makarna yaptık. Ve hemen ortada Kayseri yağlaması Yusuf'un ellerinden hazırlandı. Ve şurada görmüş olduğunuz domates çorbasını Yusuf Bey yedi ve bayıldı. Çok iyi. Başta bir şey benzemiyordu ama güzel oldu. Ve helva. Helvayı da yedi. Helvayı da son dakika harbiden yaptın helal olsun da. Biraz yakmadın mı? Ben değil Rabia. Rabia yaktın. Her şeyde Rabia'nın başına patladı. Garibim ya kurban olayım. Yakmadın mı diyorsun ben? Güzel güzel tadı. Yedik ama kıvamını güzeldi. Çok iyi tuturdun. Evet göz kararı yaptım zordur. Yani. Hemen şipşak. Annem babam usulü. Annem yapardı çok güzel. Güzel oldu ya. Teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Birazcık 20 dakika rotarlı girdin ama sıkıntı yok. Telafi ettim diye düşünüyorum. Neyin sözünü verdik buradan biz Yüksel Bey'e? Sana albüm yapıyoruz. Şarkı, şaka değil. Harbiden şarkı yapacağız onu. Bir tane şarkı yapacağız. Abi, bir tane de klip zaten... çekeceğiz. Faysal Bey nerede? Dedi ki klibini ben İzle çekeceğim. İzle kaldı zaten. Yapmayayım sen de yatam olsun. Ben yapmayacaktım bak. Ama beni gaza getirmedin mi Feci? Yo vallahi aslında yapabilirsin ya. Yapma, evet. Makara ya. Ne beğendi yap. Ses tonumu. Olabilir dedi. Yapacağız. Merak ettim ya. Nasıl bir şey olacak? Yapacağız efendim. Eli kulağında. Ondan sonra YouTube'da. Arada böyle ekiple oturup izler dinler dinler güleriz. En çok tıklanma alacak. Bak gör. Senin öyle bir enerjin var zaten yani. Böyle senin hani yapacağın her işte böyle başarılı olma gibi bir değişik bir alternatifin yapacağım var. Yapacağım onu ben. Eminim onu da tutturacağına inanıyorum. Biz yani. Aranan yüz olacağız belediyelerin her şeyin. Hayır düşünün konsere falan gideceğiz beraber. İkinci şifremiz Yusuf efendim. Yusuf Yusuf Usta. İkinci şifremiz Yusuf. Not edin efendim. Ne zaman yapıyoruz? Ne zaman sözü verelim? Şey işlerin olmadan i̇şte, gidelim. Evet. Tamam tamam. Yapalım. Tamam mı? Aralıkta yapalım o işi. Aralıkta yapıyoruz tamam ben hocam. Ben sana bir şarkı ayarlayayım bir tane. Sonra da bizim programımıza geliyor. Tamam. Kazanan sonra kim hocam? Sonra şarkı Ayça Güney Hanım efendi Ayça bizden Güney. Kahvaltı Aa. Paketi kazandı. Benim dayımın kızı, amcamın kızı ya. Hadi ya. Siz sadece bak. Takılıyorum ben de. Güzel insan. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ben teşekkür ederim. Enerjin, keyifli, sohbetin, her şeyin için. Zamanını ayırıp da bizleri izleyen herkese teşekkür ederiz. Var ol. İyi ki geldin. Rica ederim. Efendim ne diyorduk? Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En kötü gününüz bugünkü kadar renkli ve güzel geçsin. En güzel emanetsiniz Rabbime. İnşallah yarın saatler 13.00'da biz burada Beyaz TV ekranlarında sizleri bekliyor olacağız. Hoşçakalın.